Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ışıklarımı yakayım. Bugünkü vlogumuza başlayalım inşallah. Evet, ben yine sabah erkenden kalktım. Yemeğimi koydum ocağa. Şöyle akşamdan nohut ısladım. Ama bu sefer et, kıyma, hiçbir şey koymadım böyle. Sadece soğan, salça, baharat. Öyle kavurdum, ateşe koydum. Kaynıyor. Şu aspiratörü kapatayım. Şurada birazcık kavrulmuş etim var, pilavım var dünden kalan. Böyle yanına da sıcacık böyle yemek yapayım dedim. Çünkü burada havalar çok soğuk. Buz gibi arkadaşlar, buz. Şurada benim kurduğum turşum. Şöyle çıkardım dedim, sonra yeriz. Sabah kahvaltı yaptık. Onları da hemen elimde yıkadım. Esasında makinemde bulaşıklarım vardı. İşte bunlar elde yıkanıyor diye yıkayım çıksın aradan dedim. Böyle mutfağımda toplu. Vallahi bugün yapacak bir iş de yok. Öyle takılacağım, oturacağım diyeyim. Şöyle içeride İbo var. Şu mutfak kapısını bir daha çekeyim. İçeride İbo var arkadaşlar. Bugün işe gitmedi. Aa, İbo yok. Şaşırttı beni. Buradaydı, halbuki oturuyordu. Şu ışığımızı da yakalım da. Güzel ışık olsun. Böyle burada İbo ile oturuyorduk. Şuraya pant şişelerimizi çıkardık. Şurada. Şurada benim ilaç sepetim. Hatta saat 10.30 arkadaşlar. Gözüküyor değil mi? İlacıma geç kaldım. Hatta ilacımı içeyim. Şunlar da depozitolu şişelerimiz. Onları verecektik ama veremedik. Sabah sabah bir macera yaşadık. Bugün ilacımı içmedim. Hemen ilacımı da alayım. Aynen. Ne ilaç içiyorsun? Benim günlük ilaçlarım, ömrümün. Çok. Ya geç kaldım. Bulaşıkları yıkayayım dedim, anca onunla uğraştım. Okay. Aynen, hadi ben bir ilaçlarımı içeyim. Geleyim karşınıza. Arkadaşlar masaya şöyle yerleştirdim kamerayı ama nasıl oldu bilmiyorum. Çok mu uzağız, çok mu yakınız bilemedim. Suyumu verir misin İbo? Şöyle ilacımı da içeyim. Benim burada diğer ilacım da vardı. Neydi o? Zancımın ama sertifikan. Tek olarak çıkarmıştım. Yerlere düştü o ama. Gitti mi? Yanımda var. Aa, burada. Doktora gelecek dedim. Hı? Doktora gelecek dedim. Akşam üzeri. Daha iyi söyleyeceğim bunu sana, dörtte arasında. Var işte, rahatsız olmuyor. Ak koydun suyu. Tost da yapacağım. Biraz kıssana televizyonu. Telif hakkı gelirse diye. Korkma, ben döverim Allah'ım. Neden bilecekler ya? Televizyonu göstermek onu, konuşma geliyor. Komşuyla konuşuyorum ben. Ne bileyim, öyle diyorlar. Televizyonun sesinden falan şey yapıyorlarmış. Doğru. Bilmiyorum. Ben de duyduklarım aslı var ya da yok. Bilemiyorum. Neyse arkadaşlar, ilaçlarımı da içtim ömrümün. Şifa olur inşallah. İnşallah. Aynen. Sizler neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir.
Bizler iyiyiz arkadaşlar. Çok şükür uğraşıp duruyoruz. Neyle uğraşıyoruz? Neyle uğraşıyorsun? İbo bugün işe gitmedi. Niye gitmedi? Anlatalım mı? Anlatalım. Bugün iş yerinde Almanya'da yaşayanları bilir. Weihnachtsfeier diyorlar. İş yerinde böyle Noel'e yakın olduğu zaman iş yerinde bir eğlence yaparlar. Yemeğe giderler. İçerler, gezerler. Bizim de bir gün niyetimiz öyleydi, iş günü. Saat 11 gibi dedi şef, buluşalım. Hamburger Rathaus'ta, yani öyle söyleyeyim. Orada Weihnachtsmarkt var, yani Noel pazarı var diyelim. Oraları gezecektik. Ondan sonra gezecektik, içecektik neyse. Oradan da yemeğe gidecektik. Ama maalesef dışarısı Buz. buz yağmuru. Yani yağmur düştüğü yer buz tutuyor. Aynen. Hatta biz Emine'yle sabah bir yola çıkalım dedik. Arabayla garajdan çıkar çıkmaz frene koymamla, yani şöyle bir fren tutmadı. Bir 20 metre gittik boşu boşuna. Evet, ben şöyle alayım. Çok uzaksınız arkadaşlar. Geldiğimiz yolu geri geri gittik. Ve garajdan çıktıktan sonra Emine spor yapmaya başladı. Pedal çevirmeye başladım bisikletle. Aynen. Ne diyorlar, şu balerinaların bacaklarını falan açıyorlar ya, bir şeyler yapıyorlar. Kaydım kısacası Aynen, arkadaşlar. kısacası kaydı. Emine diyorum ki kol altına gireyim. O yok diyor, elimden tut. Ya Evet. arkadaş, elini tutarsam uzayacağız gideceğiz. Evet. Kol altından diyorum, seni sağlam tutarım. Yok diyor. Ve korktuğumuz başımıza geldi. Emine spor yapmaya başladı, jimnastik. Tutamadık. Bir Gittim. o tarafa, bir bu tarafa. O yetmiyor, beni de peşine çekiyor. Ben Emine'yi kaldırmaya uğraşıyorum. Neyse, çok şükür verilecek sadakamız varmış. Ne bir şey olmadan. Evet. Emine sağ salim eve getirdik. Aynen. Ama ben çok korktum. İbo'nun koluna ben girdim. İşte o diyor ki ne, ben gireyim senin koluna. Kaydığın an ben seni tutarım. Ama işte ben de diyorum ki ne, yok ben gireceğim senin koluna. Öyle Evet. kendimi rahat hissetmiyorum, biliyor musun? Şimdi bazen bir Üç defa kaydım arkadaşlar onun kollarında. Onu bir söyleyeyim. Kayıyorum. Kayarken hep dizlerimi düşünüyorum. ben de ambulansı düşünüyorum, hastaneye gidiyoruz Ben diye. kayıyorum, benimle beraber bu da kayıyor ama birbirimizi tutuyoruz böyle, Ya kaymayalım, sen beni çekiyorsun düşmeyelim gibi diye. değil mi? Kolunda Evet. ben sabit durduğum yerde, neyse. Aynen, düşmeyelim diye bayağı bir hırpaladık kendimizi. Ama neyse, çok şükür atlattım. Evet. Eve geldik, verilecek sadakamız Çok varmış. şükür. Çoğu arkadaşlar evde zaten. Demin bir arkadaşla konuştum. Sabah bisikletle oğlu okula giderken Allah korusun bir kaydı diyor. Sesi seli kesildi diyor. Ne oldu, ne gitti bilmiyorum diye. İki kere Ay düşmüş. kuzum. Yok, çocuktu. Şey, çocuk işte, He. tamam. Bilmiyorum yani, çok işler öyle. Bir de bu havada bisikletle gidenler çok. Bizim komşumuz da, yan Aynen. komşumuz aşağı bisikletle indi arkadaşlar. İşe mi artık, nereye gidiyorsa. Dedik hem de Hiç deneme, hiç bisikletle uğraşma. gitme, deneme. Arkadaşlar arıyor Arkadaş, biliyorum. evet. Ich bin's. Okay, ich mache mich auf den Wege. Ich brauche nicht lange, ich brauche maximal 15 Minuten und bin ich da. Siehst du? Okay, dann treffen wir uns gleich dann. Okay, dann treffen wir uns da. Bis dann, ciao. Ne diyor? Geldi 2 dakikaya mi? kadar oradayız diyor. Sen neredesin? Ben dedim yeni Aa, çıkıyorum. Neyse, aynen. buradan arkadaşlara selam olsun. Allah'a Aleyküm emanet olun. selam. Sen de güle Hadi. güle. Görüşmek üzere. Ben bir uğrayayım, Bismillah. geliyorum arkadaşlar. Yani kısacası o arkadaş da bizi dinlemedi. Bisikletine bindi ve gitti. Bitti mi? Geri mi geldi? Onu bilmiyoruz. Biz eve girdik de. Aynen. Zannetmiyorum. Evet, İbo gitti arkadaşlar. Şöyle bir camdan ben de bir bakayım. Camlarımızda buhar oldu hep. Ay buz mu? Gerçi şu an yağmur yağıyor. Ama sabah hem ıslaktı hem de buzdu. İnşallah erimiştir ama eridi. Eridi, durum onu gösteriyor. Bakalım İbo nasıl gidecek? Vereyim mi şemsiye? Şapka da almadın. Hadi güle güle, Allah'a emanet. Kayıyor mu bu, buz mu? Tamam, hadi dikkatli ol.
Evet arkadaşlar, İbo'yu da yolcu ettim gitti, Allah'a emanet olsun. Dediğim gibi sabah dışarı çıktık, hatta ceketimi buraya koydum, birazcık ıslak. Giderken yağmur ya atıyordu ufak ufak. O yüzden soğuk da eksilerde olduğu için yerler jilet gibiydi. Arabayı çıkardık. İbo ile bunu anlatacaktık size ama İbo gitti. O yüzden ben birazcık bahsedeyim. Sabah erken kalktık, dedik birazcık taze ekmek alalım. Bugün bu evde beraber hafta içi olduğu için güzel küçük bir kahvaltı yapalım diye düşündük ama kısmet olmadı. Hadi gel sen de beraber gidelim Emine dedi. Hem ufak tefek bir şeyler alırsın eve, alışveriş yaparsın diye çıktık ama arabayı çıkardık garajdan. Daha yani 5 metre gittik gitmedik araba kaymaya başladı. Kayınca tabii ki İbo dedi Allah korusun ben bu şekilde çıkamam. Esasında kışlık tekerlerimiz de var ama yerler buz olduğu için arkadaşlar teker meker dinlemiyor yani. Araba kayınca Emine dedi ben gidemeyeceğim, bu riski göze alamam. O yüzden geri döndük arkadaşlar. Geri döndük, arabamızı garaja koyduk. Emine dedi ben gideyim dedi, yürüyerek ekmek alayım geleyim, sen eve git. Ben de diyorum ki ne sen gitme, evde var birkaç parça ekmeğimiz, ne varsa oturur yeriz, sanki ne yiyoruz ki dedim. Gitme dedim vesaire, gideyim gitmeyeyim arkadaşlar, eve çıkarken arabayı park ettik. Ben bir kaydım, kayıyorum ama onun kollarındayım, düşüyorum. 3 defa böyle beni hep tuttu. Hatta şu kolumun şu kısmı acıyor. Öyle sıkı ve sert tuttu beni. Ama benimle beraber ben de onu peşime çekiyorum, kayıyorum. Hani o beni düşmeyeyim diye uğraşıyor ama ben de ister istemeden ben de kaydım. Ama dediğim gibi hep dizler aklımdaydı. Diz üstü düşecektim yoksa çok korktum. O korku yetti bana bu. İki oldu arkadaşlar hep. Geçen de demiştim ya evin içerisinde düştüm diye odada. Sabah erken bir saatti. Işıkları söndürdüm. Çocukları gönderdim. Camı da açtım. Dedim ki dur saat daha çok erken. 6:30-7 ne yapacağım ben? Camı da açtım. Dedim biraz hava odalansın. Oda havalansın. Camı örterim. Ay arkadaşlar ben ışıkları söndür. Camı aç. Yatağa geçecektim. Biraz uzanayım dedim. Ayağım halıya bir takıldı. Düştüm. Düşüyorum ama düşerken de yine hep dizler aklımda. Dizlerimin üstüne düşmemek için yan düştüm. Yan düşünce de yan kalçamı acıttım orada ama bir yarım saat falan öyle yerde kalmışım ben. Tamam dizlerime bir şey olmadı ama üzerime cam açık. İkincisi karanlık. Yerimden kıpırdayamıyorum. Kendim kalkamıyorum. Öylelikle Hüseyin evdeydi. Hüseyin'i çağırdım oğlum beni. Zor zahmet kaldırdı ve dedim oğlum en azı sen ışığı yak, camı da ört. Hadi işine git dedim. Hatta Hüseyin bana güldü. Anne dedi senin dedi ne işin var dedi bu saatte yerlerde nasıl düşüyorsun işte. İnsanoğlu arkadaşlar göz kararıyor. Bir anlık insanın gözü karardı mı ne olacağını bilemiyoruz. Ben de öyle bir şeye denk geldim ve düştüm. Dediğim gibi bugün de düşecektim. Bu ikinci oldu. Allah beterinden korusun. Allah beterinden korusun. Verecek sadakamız varmış diyeyim. Böyle yani öylelikle İbo'yu da göndermedim ekmek almaya. Evde ne varsa yedik, tost yaptık, bir şeyler yedik. Sonuçta maksat karın doyurmak değil mi? Rabbim ne verdiyse koydum, yedik arkadaşlar. O da şimdi gitti. Dediğim gibi gösterdim. Yemeğimi de sabah erken koydum. O da kaynadı. Saat 10:30 ama yemeğim de hazır olsun. Hazır olsun. Bence iyi işin çocuklar da gelir. Ömer gelir. Hazır sıcacık koyarım onların önüne yerler. Havamız zaten buz gibi. Çok soğuk. Evlerin içi de soğuk. Hırkayla geziyorum. Benim oda salonumda bir karşı tarafta oturma odasında kalorifer var. Bir de burada yemek odasında kalorifer var. Arkadaşlar fazla yükseltmiyorum derecesini. 2,5'a getirdim. Ilık ılık yanıyor. Öyle söyleyeyim. Her yeri öyle yaptım. Odaları, bizim oda, buraları. Sabahtan bir havalandırıyorum.
Ondan sonra kapatıyorum. Bütün her yeri yakıyorum 2 dereceye. 2'yi birazcık geçiriyorum. Her yer ılık oluyor. Şu an evin içi güzel ama yine de ben hırkamı giymek istedim. Yeleğimi zaten hiç çıkarmıyorum. Çünkü malum üşütmek istemiyorum. Böyle yani günlerimizi böyle geçirmeye çalışıyoruz. Evlerimiz ılık çok şükür. Rabbim dışarıda yaşayanların yar ve yardımcısı olsun. Zor. Yani düşünün biz bir 5 dakikalığına aşağıya indik. Oradan eve gelesiye kadar hem o kadar kaydık hem de o kadar üşüdük arkadaşlar. Dediğim gibi Rabbim dışarıda yaşayanların yar ve yardımcısı olsun inşallah. Benim ellerim çok soğuk, bir de ayaklarım. Ayaklarım ısınmadı mı? Tamam. Vücudum hiç ısınmıyor. Zaten ne gelirse her şey ayaklardan soğuk girer derler ya. Aynı o şekil. Arkadaşlar ben çok konuştum. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben vloglarımı, videolarımı değiştirmek istiyorum. Sizler ne dersiniz? Böyle günlük olarak böyle kısa muhabbetler yaparak nasılsınız, iyi misiniz diye videolar paylaşayım mı? Yoksa önceki gibi yemek videolarıma devam edeyim mi? Bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Mesela bu videoda bu videoyu beğendiniz mi? Böyle iki muhabbet. Bir de yaptığım yemek bu kadar arkadaşlar. Eğer ki hoşunuza gittiyse bana yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim, çok memnun olurum. Ben şimdi evde oturacağım. Makinemi çalıştırayım. Çamaşırlarım var. Onları atayım. Beyazlarım var yıkanacak. Onları atayım. Evde kimse yokken, ev sıcakken de kurusun güzel güzel. Sıkılıyorum da sanki evin içinde. Tekim ya. Bir iki videom var. Onları editleyeyim, keseyim. Onları hazırlayayım, yapayım. Öyle yani. Yoksa evim temiz. Banyolarım temiz. Dediğim gibi bir çamaşırım var. Onu da yaparım Allah'ın izniyle. İki düğmeye bastım mı hepsi olur. Böyle arkadaşlar, ben de videomu fazla uzatmayayım. Bu videonun altına bana yorum bırakırsanız böyle videolar istiyorum diye istiyoruz diye çok memnun olurum arkadaşlar. Ya da yemek videoları, alışveriş videoları istiyoruz diye belirtirseniz çok sevinirim. Benim bugünlük videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.